Evet. Selamlar efendim. Yine bir canlı yayın akşamında beraberiz. Yavaş yavaş katılımlar başlasın. Biz de birazdan yayınımıza başlayacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. O sevgili Tuna hocam hemen girdi. Ben böyle açılışı hiç yapmadan direkt kendisini yayın alayım o zaman. Hocam gel misin? Ile başlamak isterim. Evet. Evet, bir göndereyim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu akşam muhteşem bir konuğum var. Ben ona bilge kadın diyorum ve dedim karşıma geldi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Tuğba'cığım. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Harikayım hatta çünkü sizinle yayın Çok yapacağım için bu teşekkür akşam ayrı bir ederim. heyecan var içimde. Teşekkür Bilge kadın dedim, afişte de yazdım. Neden bilge kadın dedim? Konuklarımız eminim ilerleyen dakikalarda beni anlayacaklardır sizi dinledikçe. Sağ olun. Siz gelmeden ben böyle tam kitapları söyleyecektim ama hemen yayına almış Lütfen, oldum. lütfen siz girişi yapın. Ben beklerim, Siz dinlerim. de dahil olun. Olur. Hocamın harika iki tane kitabı var. Böyle göstermek istiyorum. Kendisi hem kristal uzmanı hem de müthiş bir eğitmen. Özellikle şu kitabı tutmak istiyorum çünkü birçok insanın aslında dertli olduğu bir konu bu. Uyanış acıyla başlar diye. Tam da böyle mutsuz, umutsuz, işte kendimize ne yapacağımızı bilmediğimiz zamanlarda aslında tam bir ev arkadaşı bu bence. Muhteşem bir kitap. Ve siz de bunun yazarı olarak bu akşam bizimle birliktesiniz. Beni reddetmeyip ya da yayınıma katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum size Ne böyle demek? Çok herkesin teşekkür önünde. ederim beni davet ettiğiniz Ne için. demek? Seve Ben seve, her zaman. Sağ olun. çok teşekkür ederim. Yani ben sizinle birebir de konuşup tanışma fırsatı bulduğum için herkesin bu bilge kadından faydalanmasını isterim. Teşekkür ederim. Çok Nasıl gidiyor? İyi naziksiniz. misiniz hocam? Eğitimler devam ediyor. Nasıl Eğitimler gidiyor? devam ediyor. Ben kendime bir 15 gün, 15 Ağustos'tan 1 Eylül'e kadar şöyle bir tatil dedim. Bir şey yapmayacağım. Şöyle bir keyif, rahatlama dönemi geçiriyorum. Eylül'de, 4 Eylül'de tekrar başlayacağız kısmetse. Devam ediyoruz. Yani devam, eve gelip gidenler var. Tabii biliyorsunuz Ya ki da boş durmuyorsunuz. evet, kristal dükkanım artık home office olarak hizmet veriyorum. Dolayısıyla ağırladığım birçok konuğum var. Birçok hizmet verdiğim kişiler geliyor eve. Dolayısıyla yoğunum. Öyle Allah diyelim, daim yoğunum. etsin. Herkes sizi keşfeden herkes sizden faydalanmak Teşekkür istiyor ederim. çünkü hocam bu yüzden. Teşekkür Şimdi ederim. ben önümde aslında çok soru var, çok konu var da. Önce biraz bu çakralardan bahsetmek istiyorum. Çünkü kimimizin inandığı, kimimizin hadi canım o da neymiş dediği bir mesele aslında ama son 2 aydır bunu deneyimleyen biri olarak da daha da inanarak bunu sormak istiyorum. Şimdi çakra sistemimiz var, çakralarımız var. Ama bazı çakralarımızda da kapalılık var. Tıkanıklık Kapalılık var. demeyelim, Tıkanıklık kapalılık diyelim. demeyelim, tıkalı diyelim. Çünkü kapalı olursa ölürüz Tuğba Hanım. Tamam. Onun için tıkalı diyelim onlara. Tamam, tıkalı olan çakralarımız var. Bu çakralar hayatımızdaki etkisini soracağım ama tabii ki öncesinde şunu da sormak istiyorum. Neden tıkanıyor? Ve biz bunları nasıl açacağız? Nasıl Tamam. hayatımızdaki bir şeylerin düzene girmesi için neler yapabiliriz? Şimdi çakralar dediğimiz zaman adı üstünde çark. Çarklar, yuvarlak yuvarlak çarklar. Biz evrensel enerji adını verdiğimiz prananın bu trafo merkezlerinden, aslında birer trafo merkezi bu. Çünkü Yüce Yaradan'dan bize doğru gelen ışığı direkt olarak almış olsaydık biz ölürdük. O ışık o kadar yüksek, o kadar voltajı yüksek ki direkt olarak almamıza imkan yok. O yüzden Yüce Rabbim her şeyi çok mükemmel yaratmış olduğu gibi bu trafo merkezlerine de 7 tane diyeceğim, aslında 12 tanedir. Ama 12 taneden bahsetmeyelim, biraz daha geniş bir çalışmadır o. 7 tane çakra dediğimiz trafo merkezleri, yani enerjinin, prana adını verdiğimiz enerjinin vücudumuza girerek bu trafo merkezlerine bağlı olan organlarımızı ışık veren,
hayat veren merkezlerdir. Bunlar aslında çakra, aura ve meridyen üçlüsü adını verdiğimiz spiritüel merkezlerdir. Yani optik gözle görülen organlar değildirler. Spiritüel merkezlerdir. Ama bazen doktorlar, cerrahlar ameliyatları sırasında bazı organların hemen yanında dönen bir böyle hızla dönen bir enerji akımından bahsederler. İşte o enerji akımları birer çakrayı ifade etmektedirler. Biz şimdi bazı eğitmenler çakraların buradan yani hemen epifiz bezinin üstünden bedenimize girdiğini söylerler. Ama bizim bu epifiz bezimiz şu anda bir düşüş yaşadığımız için cennetten düşüş adını verdiğimiz bu sistem doğrultusunda bu çakramız %99 kadar tıkalı. Dolayısıyla biz enerjiyi yani prana adını verdiğimiz bu enerjiyi birinci çakra adını verdiğimiz muladara çakradan alıyoruz. Yarın öbür gün bilincimiz yükseldiği zaman bu burası daha %20 kadar, %80 kadar açıldığı zaman o zaman pranayı buradan almaya başlayacağız. Birinci çakra burası olacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Biz pranayı hangi merkezden alıyorsak birinci çakra orası. Bugün itibariyle üçüncü boyut insanı olarak madde, mekan ve zaman boyutunda yaşayan bizler birinci çakra adını verdiğimiz anüs ile cinsel organ arasındaki merkeze biz muladara çakra adını veriyoruz ve enerjiyi oradan alıyoruz. Hı hı. Şimdi her bir çakraya organlar bağlıdır. Mesela bacaklar, rahim, kasık bölgeleri, hepsi dizler, kemikler, dişler, hepsi birinci çakraya bağlıdır. Eğer ki bunlar rahatlıkla enerjiyi aldığı zaman, yüce Rabbimden akan bu enerjiyi, biz sağlıklı yaşarız. Evet. Ama olumsuz duygu ve düşüncelerle, üzüntülerle, sıkıntılarla, korkularla, panik ataklarla, eğer ki bunu travma boyutunda yaşıyorsak, yani taşıyorsak da bu korkuyu, o zaman çakralarımızda bir tıkanma başlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Düşünün ki mutfağın çeşmesini açıyorsunuz. Böyle tazyikli bir su akıyor. Tazyikli su akması demek o çeşmenin ucundaki kısım tertemiz, pırıl pırıl. Ama sonra o çeşmeden akan su yavaşlamaya, azalmaya, cılızlaşmaya başlıyor. Ne yapıyoruz? Orayı bir açıyoruz, bir bakıyoruz ki tortularla dolmuş. Evet, tortularla yani. Dolduğu zaman su cılızlaşmaya başlıyor. Aynı bu şekilde çalışır çakra. Çok güzel bir örnek hocam bu gerçekten. Çakralarımız da böyle çalışır. Evet. Üzüntülerimiz, sıkıntılarımız, korkularımız olduğu zaman orada tortular oluşmaya, blokajlar oluşmaya yani tıkanmalar oluşmaya başlar. Ve organlarımız da yeterince ışıkla beslenmediği için o bölgenin şeyleri, organları hastalanmaya başlar. Hastalığın esas sebebi budur. Çakraların olumsuz duygu ve düşüncelerle tıkanmasından dolayı yaşadığımız zorluklardır. Şimdi çakra dediğimiz zaman sadece enerji merkezleri olarak bakmamak lazım. Çakralar aynı zamanda bilinç seviyelerini de gösterir. Yani siz 7 tane çakra merkezimiz var dedik. Birinci çakra seviyesinden bir bilinç seviyesi dedik. O seviyede hayata baktığınız zaman yani bilinciniz düşük olduğu zaman çünkü birinci, ikinci ve üçüncü çakra insanları bilinç seviyeleri düşük frekanslı varlıklardır. Düşük frekanslı varlık ne demektir? Korku, kaygı ve endişe içinde yaşayan insanlardır. Yani teslimiyetlerini iyice kullanamazlar. Akışta olamazlar. Çok kontrolcü insanlardır. Güven arayışı içindedirler. Para blokajları vardır. Yani aman acaba yarın ben ya banka batarsa ya işimden kovulursam hep bu ya endişeleriyle yaşayan insanlardır. Kontrolcüdür dedik,
Bu birinci, ikinci ve üçüncü çakrada yaşayan insanlar genelde ülser olurlar. Oh. Gastrit olurlar. Niye? Çünkü mesela üçüncü çakra insanı mükemmelliyetçidir. Hem de kontrolcüdür. Ve her şeyi kontrol etmek, her şeye hakim olmak istediği için kendisinin sarf edeceği enerjiden daha fazla enerji sarf edeceği için hastalanır. Ve bu hastalıkların temelinde de stres yatar. Stres ne demektir? Bunu bir açalım. Stres, hı-hı, korku demektir. Stres endişe demektir. Stres kaygı demektir. Ve birinci, ikinci, üçüncü çakra seviyesinde hayata bakan insanlar korku seviyesinde hayata bakarlar. Peki biz nasıl düzeleceğiz? Koşulsuz sevgi dediğimiz bir köprümüz var. O da dördüncü çakra adını verdiğimiz kalp çakrasıdır. Evet. Kalp çakramızın %80'i hepimizde, dünya insanında, dünya varlığında tıkalı şu anda. Niye? Çünkü egoizma hakim. Birinci, ikinci ve üçüncü çakra insanı ego zihin programında hareket eden varlıktır. Benim, ben, benden, bana. Bu şekilde yaşayan bir varlıktır. Halbuki bizim bütün kişisel gelişim programlarımızda hep şu cümleyi kullanırız. Benim ve bütünün hayrına. Benim ve bütünün hayrına dediğiniz zaman orada egoda bir kırılma olur. Bencillik sona erer. Bencillik sona erdiği zaman kalp çakrasında bir açılma başlar. Kalp çakrasında açılma başladığı zaman frekansınız yükselmeye başlar. Ne demek frekans yükselmesi? Korku bilincinden sevgi bilincine, teslimiyet bilincine geçiş yapmak demektir. Ondan sonra da yükseliş başlar. Tekamülün üst boyutlarına doğru tırmanma başlar. Çakralarımızın vazifesi bunlardır. Tabii ki her bir çakra bir renkle ifade edilir, bir frekansla ifade edilir, bir melekle, bir gezegenle. Çünkü o frekansa muadil olan, mesela en alt çakranın frekansı en katı kırmızı renktedir, en bariz olan renktedir. Onun frekansına muadil olan bir gezegen vardır, bir nota vardır, bir ses çıkarır. Ve dolayısıyla da bu çakraların tamamı prananın farklı farklı boyutlarda almış oldukları frekans seviyeleridir. Bölmek istemediğim için bekledim bitirmenizi. Bu dediniz yani kalp frekansının işte yükselmesi, işte o noktada nasıl yapacağız bunu? O hani o korkularımızdan arınabilmek için, yani bunun iyileştirme yöntemi. Çünkü eminim birçok insanda bu problem var. Birçok insan kalp çakrasında düşüklük yaşıyor. İşte bu hayat korkusu, kaygılar vesaire. Bunları nasıl üstesinden gelebiliriz? Neler yapabiliriz bununla alakalı? Şimdi bir yol bilişseldir. Yani kişiye anlatacağız. Olanı anlatacağız. Yasaları anlatacağız. Çünkü evren yasalarla yönetilir. O yasaları anlatacağız. Onların ne anlama geldiğini, illüzyonik dünyayı anlatacağız. Bu bilişsel bir yoldur. Bir anlatma yöntemidir. İkinci yol ise bugün itibariyle çok kullanılan enerji sistemleri vardır. Benim alanım kristaller ve bu korkudan sevgiye dönüştürme olayında biz kristalleri öneriyoruz. Ama nasıl öneriyoruz? Hani o pembe kuarsı al, işte şu kolyeyi tak filan, sen dönüşeceksin şeklinde hiçbir zaman böyle mucizeler beklenmesin. Çünkü bu böyle bir şey değildir. Bunun yanı sıra taşı verdiğimiz zaman, örneğin bir kişi şeye gider, bir taş dükkanına gider ve der ki ben en çok beğendiğim taş şudur der. Şu dediği zaman o taşın enerjisine ihtiyacı olduğunu, iç bilgeliği elini o taşa doğru götürdüğünün ifadesini görmekteyiz. Ben de olduğu gibi hocam. Ancak böyle bir şey söylüyoruz Tuğba Hanımcığım. Evet. Diyoruz ki bu kadar taşın içinde en beğenmediğin, seni en çok iten taşı göster bana. Bakıyor, ay ben bunu hiç beğenmedim, yani ben bunu kullanmayacağım diyor. Ve diyorum ki
Bak, bu taşı da al. En beğendiğinle en beğenmediğini beraber kullanmak durumundasın. Çünkü beğenmediğin taş senin içinde, senin iç bilgeliğinde, iç dünyanda barışık olmadığın, kabule gelmediğin ve dolayısıyla da tamlanma yolunda zorluk yaşadığın bir yanını sana şey yapıyor, reflekt ediyor. Dolayısıyla bir refleksiyondur o. Bir yansıma meselesidir. Dolayısıyla eğer ki o yanını şifalandırmak istiyorsan al bu taşı. Biz buna kristallerle psikoterapi adını veriyoruz. Al bu taşı ve bu taşla konuşmaya başla. Tabii birkaç soru veriyoruz. Bu taş nereden geldi? Yolculuğun nasıldı? Neler yaptın bu süreçte? Zorlandın mı? Kimler seni zorladı? Derken 0 yaştan 7 yaşa kadar en önemli süreçtir. Çünkü orada bir kişilik formasyonu başlar. Ve bugüne kadar yaşadığı tüm zorluklar, travmalar o taşı gözünün önüne alarak başlar konuşmaya. İşte o konuşma o enerjinin boşalması ve dönüşmesine yardımcı olur. Ondan sonra o iki taşı beraber taktığı zaman bütünleşme, içindeki o korkunun sevgiyle birlikte bütünleşmesini sağlar ve de dönüşmesini sağlar gibi yöntemlerimiz var. Peki, taş demişken hemen onu da sormak istiyorum. Taşların o iyileştirici gücü, az önce bir izleyicimiz de yorum yapmış, çok fazla sahte taş var diye. Birçok insanın kafasında da bu var zaten. Doğru. Çünkü piyasada çok fazla var bu sahte taşçı durumu. Evet. Ben taşların iyileştirici gücünü sormak istiyorum size. Çakralar üzerindeki etkileri ve tabii ki şifa için kullanacağımız zaman aslında nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu taşlarla Tamam. alakalı. Şimdi önce bir katılımcımızın sorusuna cevap vereyim. Ben de katılıyorum. Gerçekten çok sahte taş var. Evet. Şöyle de Çin'den gelen ve birebir aynı doğadaki çıkarılmış haliyle satılan taşlar var. Hiç söyleyeceğim bir şey yok. Peki biz bunun sahte olup olmadığını nasıl anlıyoruz? Bir taşın gerçek olabilmesi için homojen olması lazım. Ne demek homojen? İç yapısıyla dış yapısı aynı olması lazım. Yani dışındaki renk ve dokuyla içindeki renk ve doku aynı olması lazım. Dolayısıyla o taşın bir kenarını biraz kırmak lazım. Hangi taşı alacaksanız veya hangi diziyi alacaksanız bir kenarını kırın, bakın içiyle dışı aynı renk mi? Çünkü piyasada ne yapıyorlar? Havlik diye bir taş var. Beyaz bir taştır bu. Bu çok güzel boya emiyor. Üstüne boyaları atıyorlar, lazerlerle sıkıyorlar ve sanki gerçekmiş gibi satıyorlar. Bu birinci yöntem. Kır, içi beyaz mı? Bak, beyazsa sahtedir. Ama dışıyla aynı renkte ve dokudaysa gerçektir. İkinci yöntemimiz ise şeydir, sarkaç yöntemidir. Sarkacı eğer iyi kullanıyorsanız, size iyi bir şekilde kodlanmışsa, o sarkaçla o taşın gerçek olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Üçüncü yöntem, ben sarkaç kullanmasını bilmiyorum. Bana bir yöntem daha gösterin. Kinesiyoloji adını verdiğimiz bir yöntemimiz var. Bakın şu. Şöyle parmaklarımızı bu hale getirdikten sonra taşın üstüne tutuyoruz ve diyoruz ki bu taş gerçek mi? Sonra çekiştiriyoruz. Eğer ki açılırsa sahtedir. Eğer ki açılmazsa, durursa böyle gerçektir. Bunlar bizim önerdiğimiz yöntemlerdir. Taşların gerçek olup olmadığını anlayabilme yöntemlerimizdir. Şimdi taşları nasıl seçiyoruz? Çakralarla ilgisi nedir? Birinci konu hangi çakraya hangi organların bağlı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Mesela birinci çakra muladhara çakradır. Tamamen toprak elementidir. Yani toprakta kendinizi güvende hissetmeniz için her türlü frekansı yayan bir çakradır. Dolayısıyla bacaklarınız ağrıdığında bunları ama bilmeniz gerekiyor. Bacaklarınız ağrıyor, dizleriniz ağrıyor, dişleriniz ağrıyor, sert bölgeler. Tırnaklarınızda problem var filan.
Bunlar eğer ki hayatınızda bir problem teşkil ediyorsa, o zaman anlamanız lazım ki birinci çakrada bir tıkanıklık var. Peki birinci çakranın rengi nedir? Yani prana dediğimiz Allah'tan yayılan o büyük ışık birinci çakraya ulaştığı zaman kırmızı rengini alır. Kaba bir renktir bu. Kaba renk olarak tarif ediyoruz. Şimdi kırmızı, kahverengi, siyah, gri renkli taşlar birinci çakrayla ilgilidir. Bunların içinde bir taş dükkanına gittiğinizde size sunmaları lazım. Mesela bir aragonit, bir hematit, bir mercan, obsidyen, bunlar hepsi birinci çakra taşlarıdır ve aslında mutlaka taş dükkanına gittiğinizde hepsini göstermesi lazım. Siz içinden hangisini istiyorsanız onu alıp birinci çakra için kullanmanız gerekiyor. Peki kullanmak demek ne demek? Bir, yıkayacaksınız ve kodlayacaksınız. Yıkanabilir taşlar var, yıkanamaz, sertlik dereceleri düşük olan taşlar var. Mesela bir selenit taşının sertlik derecesi düşüktür. Eğer yıkarsanız o bir ayrışma, bir dağılma gösterir. Dolayısıyla sert taşları rahatlıkla yıkayabilirsiniz kimyasal kullanmadan. Ondan sonra o taşları kodlamanız lazım. Kodlamak ne demektir? Hangi amaç için o taşı kullanıyorsanız hafızasına, çünkü bütün taşlar canlıdır ve bütün taşların hafızaları vardır. Siz hangi amaç için kullanacaksanız o taşa o frekansı yüklüyorsunuz. Nasıl kullanılır? Bir kolye olarak kullanabilirsiniz, bir bileklik olarak kullanabilirsiniz. Çantanıza bir bohçanın içinde, böyle atmak değil, başka şeylerin enerjileriyle karışmasın. Bir bohçanın içinde çantanıza koyabilirsiniz. Gece yatarken yastığınızın altına yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde ve de tabii ki benim alanım olan en önemli konu grit yapabilirsiniz. Grit dediğimiz zaman taşların enerjisel ağından bahsediyor. Bu bir ağdır ve bir taşın vereceği enerjiden çok daha geniş bir enerji ağı oluşturur bu gridler. Evinizi mesela salona koyduğunuzda kuzeye bakan bir yerinde bunu çalıştırarak, aktive ederek bundan faydalanabilirsiniz. Hocam yakınınızda varsa gösterin gridleri, izleyicilerimiz de görsün. Eğer yakınınızdaysa kolay gelsin. Yakınımda hem de çok çok yakınımda. Aa, süper. O zaman bir gösterin 2 saniye isterseniz. En azından grid nedir? Çünkü bilmeyen eminim görebilir izleyicimiz mi vardır. Hayır, biraz daha aşağı indirin. Evet, gördük. Gördünüz mü? Evet. Evet, bu biraz daha yukarı kaldırırsanız tam, yok aşağıya doğru uzaklaştırırsanız yani, çünkü bir kısmı görünüyor hocam. Neyse, problem yok, en azından bir kısmını gördük. Çok da zorlamayayım evet. Sizi, çünkü dediğim gibi yabancı olunan bir konu olduğu için en azından izleyicilerimiz görsün istedim gridin ne demek olduğunu. Evet, yani bir kutsal geometri formları ahşap olarak zeminde kullandığınız zaman, çünkü her birinin, o geometrilerin bir anlamı var. Ve onun üstüne taşların niteliklerini bildiğiniz zaman, onun üzerine simetrik bir şekilde yaydığınızda ve aktive ettiğinizde, ki benim kitabımda yazılıdır bütün bunlar. Arzu edenler alabilirler ve kullanabilirler. Ve oradan gridleri kullanarak da çakraların çalışmasına ve katkı... Önce hastalandığınızda mutlaka bir doktora gidin. Fiziksel olarak doktorun tavsiyelerini alın. Ondan sonra ruhsal, spiritüel ve de spiritüel zaten enerji boyutundaki çalışmalara verdiğimiz addır güncel olarak. Ondan sonra onu desteklemek için bu enerji çalışmalarını da yapabilirsiniz. Yani paralel olarak kullanmanızı öneriyorum. Yoksa birini bırakıp onun yerine öbürünü kullanmanın çok doğru olmadığını, çünkü Allah razı olsun bizim geleneksel tıptan, iyi ki de ilaçlar var, rahatsızlıklarımız geçiyor. Bunun yanında da kendimizi fark etmek için, çünkü her bir hastalık bir farkındalıktır, size bir mesaj iletir. Hangi bölgeden rahatsızlanıyorsanız o bölge size tok tok tok
diye dikkat. Karaciğeriniz bozuksa çok öfke biriktirmişsinizdir. Öfkeyi dışarıya akıt. O enerjiyi bırak, tutma demektir. Böbrekleriniz rahatsızlandıysa çok korkularınız, endişeleriniz var demektir. Boğazınızda problem varsa iletişim sıkıntılarınız vardır. Hayır diyemiyorsanız, ayıp olur kavramını çok fazla kullanıyorsanız, bir türlü kendinizi ifade edemiyorsanız boğazınızda nodüller olur. Çok sık işte rahatsızlıklara maruz kalırsınız gibi gibi. Yani her bir organın sizinle konuştuğunu fark edersiniz. Organlar konuşur. Evet. Yeter ki siz o lisanı anlayabilirsiniz ve remedy adını verdiğimiz benim alanım olan, tabii başka alanlar da var yani, başka enerji çalışmaları var, başka önerilerde bulunan arkadaşlar var. Ama benim alanım kristaller olduğu için ve ben niye çok seviyorum kristalleri? Çünkü elimde somut bir şey var. O enerjiyi yayan somut bir şey var. Mesela bir reiki dediğimiz zaman somut bir şey yok. Ne yapıyor? Veriyor mu? Vermiyor mu? Verdi mi? Verecek mi? Hı-hı. Halbuki kristal olduğu zaman danışana o kristali tutturuyoruz. Elinde hissetmeye çalış. Elinde hissetmiyorsan beş duyunu kullan. Çünkü bazı kişiler elle hissetmezler. Ve taş canlı bir varlık olduğu için kulağınıza tutabilirsiniz, bir ses işitebilirsiniz. Veyahut da ağzınızla, dilinizle tat alabilirsiniz. Bir taşın tadını koklayabilirsiniz. Görsel yönden, yani bir taşı sadece elime alıp ben bir şey hissetmiyorum. Hissetmeyebilirsin. Beş duyunu kullan. O zaman onlardan bir tane ve gelişeceklerine inan. Yani duyuların gelişecek ki taşların enerjisini hissedebilesin. Bilmem oldu mu cevap? Kesinlikle oldu hocam. İşte o şifalı gücü zaten yakalayabilmek. Zaten ayrıntılarını merak edenler sizin sayfanızdan hepsini inceleyebilirler. Frekanslar demek istiyorum. Biraz böyle güncel hayata gelmek istiyorum frekanslarla. Şimdi bu bahsettiklerimiz dediğiniz hep soyut şeyler. Görünen de hiçbir şey yok. Ben biraz güncel hayatın içerisinde bu frekans uyumundan bahsetmek istiyorum. Çünkü mesela eşler aile arasında hayatımızda çok önemli, böyle çok problemli bir alan haline gidiyor. Çünkü görüyoruz etrafımızdaki ilişkileri de. Şöyle sormak istiyorum. Eşler ve aile arasında özellikle bu frekans uyumu hangi insanlar, yani daha doğrusu o frekansta olan uyumlu insanlar tamam yan yana gelir. Frekanslar ayrılınca o insanlar da ayrılır. Çünkü herkes böyle tamamen bir uyum içinde olduğunu düşünerek bir araya geliyor ama sonra bir şey oluyor ve her şey tamamen ayrılıyor. Bu nasıl bir şey hocam? Neden böyle oluyor? Şimdi demin söylediğim gibi yasalarla yönetiliyoruz Tuğba Hanımcığım. Bu yasaların içinde rezonans kanunu diye bir kanun vardır. Bu rezonans kanunu benzer benzeri çeker der. Ama spiritüel alandaki yasa benzer benzeri çeker. Fizik alanında fizik öyle demez. Fizik ters kutuplar birbirini çeker der. Yani pozitifle negatif birbirini çeker. Şimdi üst alemin yasasına baktığınız zaman diyelim ki bir karı koca bir araya geldi ve uyum içinde yaşıyorlar. Bu ne demektir? Bilinç altlarındaki duygu depoları birbirlerine benziyor. Benzer benzeri çeker dedik ya. Evet. Bilinç altlarındaki duygu deposu, yani korkuları, endişeleri, kaygıları, sevgileri, her ne duygu yaşanıyorsa birbirlerine çok benzettikleri için birbirleriyle yaşama olanağı çok yüksek. Ama aradan yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Biri birinden daha çok gelişiyor tekamül planında. Diyelim ki kadın daha çok gelişti. İşte bu seminerlere gitti, çok kitap okudu, deneyimler yaşadı. Çünkü sadece seminer ve kitapla insan gelişmez. İnsanın esas geliştiği alan hayatın içinde yaşadığı deneyimlerdir, epreuvlerdir.
İşte o deneyimler sonucunda diyelim ki kadın daha olgunlaştı. Hayata daha bilgece bakmaya başladı. 10 sene önce kocasıyla eşdeğer korkuları varken şu anda o korkularını dönüştürme imkanını elde edebilmiş. Yani kendini onarabilmiştir. Şimdi yasa gereği bu insanların bir arada bulunması mümkün değil. Çünkü yasa böyle diyor. Benzer benzeri çeker. O zaman ne başlıyor biliyor musunuz? Sen dedin ki, ben dedim ki, işte böyle olmaz da sana dedim ki, ben şey yaptım. Senin bir konuya 6 diye baktığın şeye öbürü 9 diye bakıyor. 6-9 birbirinin tersidir ya. Biraz başlıyor hırlar gürler ama hala aynı evdeler. Şimdi bu frekans top noktaya ayrılmaya geldiği zaman Yüce Rabbim bir approve getirir bu insanların arasına. Ne demek? Diyelim erkek gider kadını aldatır. Gelip geçici de bir şey olsa o aldatma, minicik bir aldatma, gerçi minicik kocamanı yoktur, aldatma aldatmadı. Yani ayrılırlar. Aslında bunun altında yatan mesele frekanslarının ayrılmış olmasıdır. O aldatma konusu tamamen bahanedir. Yüce Rabbimin, manevi alemin göndermiş olduğu, ayrılmaları için göndermiş olduğu bahanedir. Sistem böyle çalışır. Kadınla erkek arasındaki bu durum arkadaşlar arasında da böyledir. Siz mesela bir lokantaya gidersiniz. 10 kişi bir masada oturur, 10 arkadaş. Ertesi hafta onların arasından 2 kişinin ayrıldığını görürsünüz. Ne oldu onlara? Bilmiyorum valla, gelmiyorlar. Çok uzun zamandır gelmiyorlar. Ayrıldılar mı, ayrılmadılar mı, bizden nedir? Ayrılmışlardır. Öyle bir şey olmuştur ki, bir bahane diyorum ben bunlara. Frekansları, yani benzer benzeri çeker meselesi orada tökezlemiştir. Ve o insanlar onların arasından çekilerek arkadaşlıklarını sonlandırmışlardır. İşte güncel hayatta yaşadığımız meseleler bunlardır. Anne baba ile çocuklar. Bir bakarsınız ki çocuklar Amerika'ya gitmiş, orada yaşıyor. Anne baba Türkiye'de kalmış. Çocukların tekamülü çok fazla, yani kocaman kocaman adımlarla olduğu için anne baba sevgisi hep mevcuttur. Ama aynı barınakta, aynı damın altında barınmaları mümkün değildir. Komşuluk böyledir, anne babalık böyledir, arkadaşlık böyledir, karı kocalık böyledir. Bu şekilde bakmak lazım hayata. Ay ne kadar iyi arkadaştılar dememek lazım. Çünkü orada o kırılmayı yaşamışlardır ve yolları ayrılmıştır. Bu biraz da şey mi oluyor? Hani insan böyle bazen yalnızlaşıyor. Hani yalnız kaldığını hissediyor veya yalnız kalmak istiyor. Sonra bir bakıyor ki etrafında kimse yok. Valla bilgeleştikçe yalnızlaşırsın. İşte hani bu kimine göre iyi bir şey. Yani iyi gelen bir şey. Kimini de daha da mutsuzlaştıran bir şey ama... Aslında o zaman bu anlattığınıza bakarak yalnızlaşmıyorsun da frekansın yükseliyor. İşte bilgeleşiyorsun, hayatına başka bir yön veriyorsun da bazıları seninle oraya gelemiyor mu? Oraya çıkamıyor mu? Aynen bu öyle. Bir şey mi bu? Yani bu, o basamağa, sen öyle bir basamağa çıktın ki bir merdiven düşün. O merdivenin basamaklarını tırmanıyorsun. Birdenbire 9. basamaktasın. Ve arkadan gelen arkadaş, eş, dost 9. basamağa gelemiyor. 7'de kalıyorlar. Şimdi 9'daki Tuğba bir bakıyor ki yalnız. Yalnız ama bilgeleşmiş bir varlık. Çünkü 9 yüksek bir mertebe olduğu için oradaki Tuğba yalnızlığıyla da mutlu. Bu şu anlama gelir: kendisiyle baş başa kalmaktan mutlu. Kendine güveni sonsuz. Kendini değerli hissediyor. Kendinin dışında birini arama ihtiyacını hissetmiyor. Çünkü kendi kendiyle vakit geçirmekten son derece hoşnuttur. Düşük realiteli varlıklar sokağa çıkmak isterler, film seyretmek isterler, bir arkadaşa gitmek isterler. Ya ne yapıyoruz evde, çağırsana arkadaşı filan. Bu ne demektir biliyor musunuz?
kendileriyle barışık olmayan insanlar kendileriyle baş başa kalmaktan çekinirler. Dolayısıyla hep dışa yönelik bir şeyler. Halbuki yalnız kaldığında içe yönelirsin. Tabii. Ama insan toplamaya başladığında dışla uğraşmaya başlarsın. Önemli olan işte benim kitaplarımda hep yazdığım ve de kişisel gelişimin şeyi aslında dışta hiçbir şey yok. İçimiz dışımızı yaratıyor. İçte ne varsa dışta da o var gibi. O zaman yalnızlaşmak ya da yalnızlık kötü bir şey değil. Hayır, hiçbir şey kötü bir şey. İnsanın nasıl hissettiğiyle ilgilidir. Kimine göre ay çok yalnızım işte bilmem ne birini istesem ya biri hayatıma girse der. Öbürü de ay çok mutluyum gerçekten kendimi özgür hissediyorum, yalnız hissediyorum. Dolayısıyla insandan insana hissettikleri doğrultusunda bunlar değişkenlik gösterebilir. Muhteşem bence. Ben yayının başında demiştim bilge kadın diye. Şimdi eminim izleyenler anlıyordur neden bilge kadın dedim. Böyle akıp gidiyor çünkü. Ben yine hayattan bir şey sormak istiyorum. Biraz da bu kitabınızın arkasındaki yazıyla alakalı. Çünkü o kadar güzel bir ve etkileyen, şu an bile tüylerim diken diken oldu. Diyor ki acı hiç beklemediğimiz yerde sunar şifalı gücünü. Gerçekten hani böyle en bitik hissettiğimiz, en yorgun hissettiğimiz, artık dibe vurdum dediğimiz bir yerde bir şeylerin yukarı vurması ya da işte hani en gergin hale gelip ileri fırlamamız için galiba gerekli olan şey bu. Çünkü şunu sormak istiyorum. Zorluklar genelde sıradan insanları olağanüstü bir kadere hazırlar diyorsunuz aslında siz. hayatımıza yeni bir başlangıç yapmak istiyorsak buradan yola çıkarak ne yapmamız lazım hocam? Ne yapacağız? Şimdi yeni bir başlangıç yapabilmek için affetmeyi öğreneceğiz. Gerilerde evet ama bu affetme karşınızda önce kendiniz tabii kendinizi affedeceksiniz. Sonra da karşınızdaki insanın yapıp etmelerini legal göstermez affetmek. O sizi üzmüştü. Hı hı. O sizi incitmişti. Ama bu incinmişlik ve de üzüntüyü kendi bedenimizde hissetmemek ve de çakralarımızın tıkanmaması için biz kendimizi düşünerek affetme şeyine, meditasyonuna oturmamız gerekiyor. Birinci şey bu. Niye? Çünkü affettiğiniz zaman geçmiş geçmişte kalacaktır. Ama affetmediğiniz zaman geçmişi hala taşıyor olacaksınız yeni bir hayata başladığınızda. Birinci konu bu. Affetmek. Yani nedenini anlatabildim mi? Kendiniz için affediyorsunuz. Karşınızdaki için değil. Affetme meditasyonu dediniz ya. Evet. Hemen orayı çok kısa nasıl yapacağız bunu peki? Onu da bize söyler misiniz? Aslında işin sırrı orada çünkü. Affetme meditasyonu valla bende bütün meditasyonlar var. Bir tanesini yollayayım ben size affetme meditasyonunu. Onu eğer ki yayınlarsanız olur. Gayet güzel olur. Kısa hani bana da daha önce söylemiştiniz böyle gözlerinizi kapatacaksınız. Evet. Affetmek istediğiniz kişiyi gözünüzün önüne getirip. Tamam. Hani birkaç cümle söyleniyordu ya. Aslında biraz onu istedim. Çok kısa olarak sonra devamında. Yani tamam. Devamını getirin. Şimdi böyle bir meditasyon için önce bir arınmanız gerekiyor. Yani bir duş alın, şöyle bir rahatlayın, bir bitki çayı için. Ondan sonra evinizde en kendinizi iyi hissettiğiniz köşede rahatlıkla oturun. Bu işlemi dolunay gecesinde yaparsanız çok daha etkili olur. Ama dolunay olması da şart değil. Her an, her dakika yapabilirsiniz. Hı hı. Ondan sonra oturduktan sonra gözlerinizi kapatıyorsunuz ve kendinizi gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, üzgünüm, özür dilerim, seni seviyorum, teşekkür ediyorum. Bu dörtlüyü süsleyebilirsiniz. Bugüne kadar seni incittiğim için çok üzgünüm. Özür dilerim seni eğer ki üzdüm, hasta ettiysem özür dilerim. Seni seviyorum ve her şey için, varlığın için teşekkür ederim. Yani böyle de süsleyebilirsiniz.
Bunu bitirdikten sonra affetmek istediğiniz kişiyi gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Diyelim ki evliydiniz ve boşandınız veya sevgiliniz vardı, ayrıldınız. Kavga dönmüş, yumruk yumruğa bitti o ilişki. Ama içinizde bir ukde, bir sıkıntı, bir sevgiyle sevgisizlik arası bir gitgeller yaşıyorsunuz. Hemen çağırıyorsunuz Ahmet'i, gözünüz kapalı. Ve Ahmet'in silüeti gözünüzün önüne geliyor. Aynı demin tekrarladığımız cümleleri ona da söylüyorsunuz. Üzgünüm, özür dilerim, seni seviyorum, teşekkür ediyorum. Bunları gerçekten ama içten, kalpten yaptığınız zaman inanın o içinizde birikmiş olan o kızgınlık, o öfke, o intikam duyguları, o beter olsun Allah belasını versin dediğimiz noktada bunların hepsi kayboluyor. Bu negatif enerjiler kayboluyor ve siz sağlıklı oluyorsunuz. Kendiniz için yapıyorsunuz bunu. Bir başkası için, Ahmet için yapmıyorsunuz. Kendi içinizdeki enerjiyi dönüştürüyorsunuz. Kalbinizdeki o üzüntülü enerjiyi veya kızgınlık enerjisi neye dönüşüyor? Sevgiye dönüşüyor. O zaman Tuğba veya Tuna iyileşiyor. Ay, süper bir şey bu ya. Bu çok zor bir şey ama başarınca müthiş bir rahatlama olacağına eminim yani. Yani bu zor bir şey cümlesini bir bırakalım. Her şey kolaylıkla bana geliyor dediğiniz zaman bu meditasyonun da tadına vardığınızda, evet. Çünkü tadına da varmak güzel bir şey. Yavaş yavaş 21 gün bunu yaptığınızda inanın bana bütün bir enerji dönüşümünü yaşayacaksınız. 21 gün yapmak lazım, evet. Evet, o zaman devam edelim. Şeyden, hayatımıza yeni bir başlangıç yapmak için önce affediyorduk, sonra... Sonra şunu yapmak lazım. Nefes çalışmalarıyla birlikte anda kalmayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki burası üçüncü boyut. Üçüncü boyutun yasası geçmiş ve gelecek. Ego zihin size geçmişi de geleceği de sürekli olarak gelecekte endişeleriniz vardır. Geçmişte de yaşadığınız sıkıntılar vardır. Hep bunların arasında gider gelirsiniz. Halbuki anda kalabilmek, anda olabilmek daha doğrusu, anda olabilmek için kendinizi yakalamayı öğrenmeniz lazım. Ne zaman ki sizi ego ele geçiriyor, zihin ele geçiriyor, hemen 4 kere nefes alıyoruz burundan ve sonra 4 kere nefes veriyoruz ağızdan. Şöyle... Bir, iki, üç, dört burundan, bir, iki, üç, dört, beş, altı ağızdan veriyoruz. Bir daha. Son. Hemen ana gelirsiniz. Bunu bir alışkanlık, an demek akışta demek. An demek tanrısal alanda demek. An demek... Keyifli olmak, mutlu olmak demek. Doğuluların ananda dedikleri bölgede yer almak demektir. Gerçi Tanrı katında zaman ve mekan yoktur ama ifade edebilmek için bu sözcükleri kullanıyoruz. Anda kalmayı öğrenecek egzersizleri yapacaksınız. Şimdi anda kalmayı öğrendiniz. Geçmişi de bıraktınız, affettiniz. Ortaya yepyeni bir Tuğba çıktı. Tuğba içine dönecek. Yine meditatif bir duruma gelecek ve kendine soracak. Senin hayat misyonun nedir? Ne yapmak istiyorsun? Neyi gerçekleştirmek istiyorsun Tuğba? Ben işte ATV'de spiker olmak istiyorum. Gibi Allah mı söyledi? Bir... İşte böyle şeyler olur. Amin. Böyle şeyler olur. Spiker olmak istiyorum. Bana yolumu aç. Bunun gerçekleşmesi için sen neyi uygun görüyorsan önüme getir. Bunu yüksek benliğinize söylüyorsunuz.
ısmarlıyorsunuz. Nasıl ki bir pizzacıya gidersiniz, pizza ısmarlarsınız. Sonra mutfakta bu nasıl pişiyor, işte kaç dakikada geldi, gelmedi, pizzanızı beklersiniz. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Biz de şimdi bir ısmarlıyoruz. Ben ATV'de spiker olmak istiyorum. Bunun için, bunun olması için neler mümkün? Öyle bir soru soruyoruz. Ve diyoruz ki yolumu aç, kolaylıkla bana bu konunun gerçekleşmesi için eğer ki hayırmaysa önüme getir. Bitti, başka da bir şey yapmayın. Vay. Bu şey var, alın önünüze bir A4 kağıdı, işte isteklerinizi yazın. O yazdığınız zaman daha kolay gelecektir. Yani bu gerçekten olabilecek bir şey mi? Yani tamam, bir dua var ayrı. El açıp dua etmek başka bir olay ama hani bir de o istekleri yazıya dökmek, yazıyla onu görmek. Yani bunun da bir etkisi var mı? Çok büyük etki. Etkisi var. Çünkü yazı yazmak da bir farkındalık yöntemidir. Hı-hı. Eğer ki sadece şifaen size şey gelmiyorsa, yani yeterli gelmiyorsa, tatmin etmiyorsa, o zaman bir A4 kağıdı alın ve oraya isteklerinizi, hayallerinizi, misyonunuzun ne olması gerektiğini, bunları yazın ve sizi engelleyen ne varsa, mesela kağıdı ikiye bölün. Şurada istekleriniz, hayalleriniz. Şurada bu hayallere ulaşmak için sizi engelleyen ne var? Ne var? Korkum mu var? Kendime olan güvensizliğim mi var? Diksiyonumu daha iyi yapmam, güçlendirmem mi gerekiyor? Ders almam mı gerekiyor? Saçımı mı düzeltmem gerekiyor? Tak 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 tak, bunları şey ve ondan sonra lütfen yola çıkın. Berbere gidin, makyajınızı yapın. Yapın bunları. Yeterince param yok. Bunların hepsi biliyorsunuz paraya dayalı Tuna Hanım. Tamam, lütfen bunu da talep edin. Benim, hatta demin ne dedim ben? Bunların gerçekleşmesi için ne mümkünse kolaylıkla önüme gelsin. Bunu da yazıya dökün ve bekleyin. Gelecektir. Çok heyecanlı. Deneyeceğim. Tamam. Bunu sizden de dinlediğim için kesinlikle uygulamaya sokacağım. Yorgunluk nasıl? Çok yorulmadıysak bir soru daha tabii sormak buyurun, istiyorum çünkü. Buyurun, buyurun. Çok keyifli gidiyor. Fatih Bey, yazılarınızı okuyorum. Her ne kadar cevap vermiyor gibi görünsem de okumadığım anlamına gelmiyor. Teşekkür ediyorum bu katılımdan dolayı size de ve diğer izleyenlerimiz için de. Arada tabii soruları olan varsa sorabilir. Hazır Tuna Hocam'ı yakalamışken. Şimdi sizin bana sohbetimiz esnasında söylediğiniz bir şey var. Bu beni çok etkilediği için ve hep hayatım boyunca da kulağımda küpe olarak kalacağı için bu akşam da bu yayında özellikle size bunu sormak istedim. Bana dediniz ki karşınıza çıkan her olumsuz olayda, karşına ne çıkıyorsa insanlardan, olaylardan önce kendini sorgula. Evet. De ki ben ne yaptım da, daha önce acaba ne yaptım da şu an bu olumsuz olay benim başıma geldi? Mesela bu benim tüylerimi diken diken eden bir evet. cümle oldu. Çünkü ben bugüne kadar hiç böyle düşünmemiştim. Yani hani ben kötülük yapmam kimseye, kötü düşünmem falan, kendimce öyle bildiğim için kendimi. Ama bunda çok büyük bir doğruluk payı var. Belki bazen istemeden de olsa birilerine bir şey yapmış, kırmış olabiliriz. Yani... bu konuyla ilgili gerçekten biraz da bunu anlatmanızı istiyorum. Aslında sorum yok. Bununla ilgili bize biraz açıklamanızı tamam. istiyorum. Çünkü gerçekten bu çok farklı bir durum. Hakikaten biz ne yapıyoruz da ya da nasıl algılayacağız? Bu olaylara nasıl bakacağız başımıza kötü bir olay geldiğinde? İsyan etmekten öte. Şimdi Epiktetos diye bir filozof var. Ben çok beğenirim onu. Kristal eğitimlerinde de onun felsefesini anlatırım. Hatta kitabımda da Epiktetos'a yer verdim. Epiktetos der ki, düşük frekanslı, düşük seviyeli, tekamülü düşük olan insanlar başkalarını suçlarlar. Ortalama insanlar kendilerini suçlarlar. Yüksek frekanslı, tekamülü gelişmiş olan insanlar olan der. Olan, olmakta olan. İşte mesela biz bilgelik çalışmalarında bu olan başlığına çok yer veririz. Bir kere bunu söyledik. İkincisi, yasa gereği sebep-sonuç yasası olarak bizim karşımıza olaylar, eprövler, durumlar gelmektedir. Sebep-sonuç. Ve her neyi yaşıyorsak
sonuç olarak yaşamaktayız. Bu sonucun mutlaka bir yerlerde bir sebebi vardır. Ya bu yaşamda ya da geçmiş yaşamlarda. Eğer ki siz inanıyorsanız reenkarnasyona, gerçi gelişme sadece bir yaşamla mümkün değildir. Eğer hayat amacımız gelişmekse, kendimizi tanımaksa, bu bir yaşamla mümkün değil. Dolayısıyla reenkarnasyona da bakmak lazım, onu da devreye sokmak lazım. Diyelim ki başımıza bir olay geldi. Bu başımıza gelen olayda şöyle bir içimize dönelim. Ben ne yaptım? Sebebi nedir? Ne düşündüm? Ne uyguladım da bu benim başıma geldi? Bunu ben hayatıma niye cezbettim? Niye çektim ben bunu hayatına? Ve meditasyona oturduğunuzda bunun cevabının gelmesini bekleyin. Gelir. Mutlaka gelir. Bu yaşam 0 ile 7 yaş arasına gidin, 7 ile 17 gidin, 17 ile 27 gidin. Böyle 10'ar sene 10'ar sene gidin ve görün, bak bakalım bunun sebebi 14 yaşında babanla yaşadığın bir olay mıydı? Oo. 17 yaşında annenle yaşadığın bir olay mıydı? Orada vermiş olduğun tepki, reaktif durum bugün sana geri mi geliyor? Yani bir yerde karma öğretisi gibi bir öğreti. Ne ekersen onu biçersin şeklinde bir çalışma bu. Karmadır yani. Pozitif karma da yaratabiliriz, negatif karma da yaratabiliriz. Kim bilir neler yaşadım ki geçmiş yaşamlarda veya regresyona girdiğimde, daha düşük olduğum zamanlarda ki ben bunu bugün tekrar tekrar yaşıyorum. Aslında yaşadığımda teşekkür etmek lazım Tanrı'ya. Çünkü beni şifalandırıyor. Her hastalık bir şifadır. Her olay bir şifadır. O olay başınıza geldiği anda bilin ki şifalanıyorsunuz. O şekilde bakmak lazım. Niye bu benim başıma geldi, her şey benim başıma geliyor? Şifalanıyorsun. Başına geliyor çünkü karanlık ışıkla dolmaya başlıyor. Bunu anlayabilmek için birazcık da egzersiz yapmak lazım ve biraz da bilişsel olarak çalışmak lazım. Yani bir yandan bilişsel çalışacağız, bir yandan egzersizler yapacağız. Öyle. Hocam ya bu 17 yaşa inmek falan birazcık zor değil mi peki? Yani ben şöyle öneriyorum. Yatak odanıza gidersiniz veyahut da masanız neredeyse, gözlerinizi kapatıyorsunuz, 0 ile 10 yaş. Kaç yaşındayız? Ben mesela 67 yaşındayım. Hayır, inanmıyorum. 7 tane, 6,5 tane kadar onluk. Gözlerimi kapatıyorum ve gidiyorum. 0 ile 10 yaş arası. Neler oldu? Hemen gözümün önüne annem, babam, evde falan bir şey var mıydı travmatik? Evet, buldum. Buldum. Bir şey olmuştu ve annem çok üzülmüştü. Annemin üzülmesine ben ağlamıştım. Tak 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 yazıyorum. Olayı yazıyorum. Olay bizi ilgilendirmez. Hiç ilgilendirmez olan. Olayın içinde senin yaşadığın duygu bizi ilgilendiriyor. Ben çok üzülmüştüm. Üzüntü. İçimde hala serbest bırakmadığım bir üzüntü var. Ertesi akşam 10 ile 20 yaş arası gözlerimi kapatıyorum. Ne yapıyorum ben onu ya? Flört etmeye başladım. Vallahi bir flörtüm vardı. Ama ayrıldım. Niye? Çünkü başka kızlara bakıyordu. Ben de rencide oldum. Yaz. Sağ kolonda olayı yazıyorum. Sol kolonda duyguyu yazıyorum. Rencide olmak. 10 ile 20 arası. Hep onar onar birer gece yapıyorsun. Her birini aynı gece yapmıyoruz. Ve de duyguları tespit ediyorsun. Ne var orada? Üzüntü var, rencide var, korku var, kızgınlık var, şu var, bu var. Hemen şunu yapıyoruz. Hatta yazıyoruz demin söylediğim gibi. İçimde hala boşaltmamış olduğum üzüntü, incinmişlik, sıkıntı, kızgınlık duygularını şu andan itibaren tüm boyutlarda serbest bırakıyorum. Ve bu duygulardan özgürleşiyorum. Yerine ışığı ve sevgiyi koyuyorum. Bitti. Çalışma bu kadar. Çalışma bu kadar.
Bırakıyorsun, serbest bırakıyorsun. Yani içinden çıkarıyorsun onları. Seni karanlığa mahkum eden o olumsuz duygulardan kurtulmak için bunlardan bir tanesi de bu 0 ile 10, 10 ile 20, 20 ile 30 arası kaç yaşındaysan onar onar gözünün önüne getireceksin. Hangisi ilk gözünün önüne geliyorsa onu yazacaksın ama önemli olan orada duygu. Çünkü içimizde olay önemli değil, olayda anlam yoktur. Duyguda anlam vardır. Yani o zaman mesela ben ilk şunu söyleyene kadar şöyle algılamıştım. Hani atıyorum annemle de babamla bir olay yaşadım. Onların kalbini kırdım. Onları üzdüm. Ve bugün işte atıyorum işte 40 yaşındayım ve 20 yaşında yaptığım bir şeyin bedelini ödüyorum gibi algıladım. Ama siz şimdi diyorsunuz mesela annem başka bir şeye üzülmüştü. Ben de ona üzülmüştüm. Yani illaki onun kalbini kırmak değil anladığım kadarıyla o zaman. Evet, doğru. Hani annemize çok üzüldüğümüzde bir şeyin travması bizde kalıyor mu yani? Evet, kalıyor. Çok böyle çok inanılmaz ya. Nasıl yapacağız bunu işte? Yapılır bu... o kadar zor değil. Biz her gün yapıyoruz. Buraya gelenler oluyor, yapıyoruz, çalışıyoruz. Rüyalar mesela en önemli konulardan bir tanesi rüyalar. O rüyalarda neler çıkıyor? Yani kişinin kendisi bile farkında değil. Aa evet ben bunu yaşadım filan diyor. Doğru doğru anlıyor ne olduğunu. Rüyalar çok önemli bir köprü. Çok önemli bir açılım yaratıyor rüyalar. İlla ki hocam bir akşam rüyaları da konuşuruz da bir şey daha soracağım. Peki bu dediğiniz şeylerden mesela hatırlamıyorsak. Yani düşün mesela siz dediniz hatırladım falan. Yani peki hatırlayamıyorsak da yapabilecek bir şey var mı yoksa öyle kalır mı bu durum yani? Hayır, o zaman o zaman rüya çalışacağız. O zaman hayal çalışacağız. Mesela rüyalarını hatırlamayan çok insanlar var. Evet. Onlara yol gösteriyoruz. Yastıklarının altına taş koydurtuyoruz. Labradorit veya kiyanit taşları hatırlamasına yardımcı oluyor. Veya gerçekten hatırlamamakta ısrarcıysa o zaman kişiye hayal çalışması yaptırıyoruz. Diyoruz ki kapat çünkü hayalle rüya aynı şeydir. Gözlerini kapat ve gözünün önüne ne geliyorsa bana söyle. Kişi diyor ki gözlerimi kapattım. Şu anda bir ormanın içindeyim. Çok ağaçlar var. Karşıdan bir kaplan geldi. Çok korktum. Ne var burada sembol olarak? Ağaç var. Kaplan var. Orman var. Evet. Bunları kişiye sorarak bu sembollerin onun için ne anlama geldiğini tespit ediyoruz. Burada en önemli şey yine duygu. Çok korktum. O zaman kişiye diyoruz ki gündelik hayatına bir bak. Çok korktuğun ne var? Çünkü rüyasında çok korktum diye çıkan bir şey aslında uyanık hayatında, uyanık olduğu hayatta çok korktuğu bir şey var. Evet diyor, çok korkuyorum. İşimden galiba kovulacağım. Bitti. Rüya veya o hayal tamamen işinden kovulacağı korkusuyla ilgili ve zaten açığa çıkması bir farkındalık yaratır. Çözüm de budur, farkındalık yaratmak. O korku onu olayı yaşamasını da hızlandırır mı hocam? Sürekli korkuyu getirmek. Hızlandırır mı diye bir şey yoktur şeyde enerji spiritüalitede. Her şey olması gerektiği zamandadır. Ne yavaşlatma vardır, ne hızlandırma vardır. Olması gerektiği zamanda olan demin bir olandan bahsettim. Olan olaylar vardır. Ne zaman olması gerekiyorsa o zaman olur. Hani bir şeyi böyle 40 kere söylersen olur derler ya. Hani bir şeyi çok dile getirirsek olacağı yoksa da oldurur muyuz yani o anlamda sordum. Tabii İçimden kovulmaktan çok korkuyorum. Çok korkuyorum dediğimizde en sonunda o işten kovulur muyuz yani? O işten aslında bu şöyle bir şeydir. Bir kader planımız vardır ve bu kader planında yazılı olan şeyleri biz tabii doğduğumuzda unutuyoruz bunun ne olduğunu. Ama sezgisel olarak Yüce Rabbim üst maneviyat, manevi dünyadan bize bilgiler akar. Böyle bir his gelir. Acaba kovulacak mıyım? Ben de bunun aslında kader planında kovulacağı vardır. Ve kişi bunu ağzından çıkartmaya başladığında gerçekleşir ama kader planında olan gerçekleşir. Yani kader planında olanı yaratır kişi. Yaratıma geçer. Peki hocam. Vallahi sorularım çok, dinlemek istediğim şeyler çok. Burada bir izleyicimiz çok böyle
Ben göremiyorum ben, izleyicilerin. Ben sorayım yani, aktarayım size. Çünkü tamam. Ben sosyopat bir narsistle evliydim. Şimdi boşanma sürecindeyim. Bu birçoklarımızın sorunu. Kendimi suçlu buluyorum. Nerede hata yaptım diye sorguluyorum. Hayatımı yeniden kurmaya çalışıyorum ama çok zor. Tükendim artık diyor. Bu izleyicimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gerçi az önce söylediğiniz affetme konusunu ama. Hem kocasına sosyopat diyor, hem narsist diyor, hem de kendini suçluyor. Madem narsist hem sosyopat, demek ki yaşanılacak bir kişi değil. Sen niye kendini suçluyorsun boş yere? Neden seçtim onu diye herhalde. Seçmen gerekiyordu çünkü mutlaka onunla bir birliktelik yaşadığın süreç içinde seni geliştiren birçok olay olmuştur. Yani eski ismi nedir bilmiyorum ama eski Ayşe ile o narsist kocadan ayrılan Ayşe arasında çok büyük bir fark vardır. Bence ona teşekkür edin. Kendinizi suçlayacağınız yerde o sosyopattan ayrılma durumuna gelmişseniz kendisine teşekkür edin. Bir tabii ki de frekansınız ayrılmıştır. Dolayısıyla suçlama diye bir şey yoktur. Frekanslarınız ayrıldığı için ayrılmak durumundasınız, mecbursunuz ayrılmaya ve daha yüksek frekanslı bir hayata, bir basamak yukarıya çıkarak daha keyifli, daha mutlu bir hayata doğru yol alacaksınız. Öğreneceğinizi öğrendiniz. Tükenmişlik diye bir şey yok o zaman. Daha iyiye koşacağız yani. Daha iyiye koşacağız. Her şey hayır içindir ve her şey tekamül planında daha üst bir basamağa çıkmak için önümüze gelir. Kesinlikle öyle. Hocam ağzınıza sağlık. Ben çok dediğim gibi sormak isterim ama bu akşam sizi daha fazla yormayacağım. Başka nice akşamları diyelim. İnşallah. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ne demek, her zaman, ne zaman müsait olursanız bunu ara ara yapalım. Bu resmen kendimi de tedavi. Aslında onun için diyormuşum. İzleyen izleyicilerimiz de, yazan izleyicilerimiz de, dediğim gibi herkesin hayatında bir yerlere dokunuyorsunuz çünkü dokunacak şeyleriniz var. Ben kitapları şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlar şöyle göstereyim. Özellikle favorim bu tabii ki, iyileşmek isteyenler için. Ama kristal geometride taşlardan bilgi almak isteyen, taşlarla alakalı her şeyde bu kitaplarda, sevgili Tuna Hocam'ın kitapları. Efendim, yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tuğba Gönen YouTube kanalından daha sonra bu yayınımızı izleyebilirsiniz. Oraya yüklenecek. Abone olursanız da, desteklerseniz de ayrıca sevinirim. Aynı şekilde Tuna Hocam'ın da YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Kendisini oradan da takip edebilirsiniz. Çok faydalı yayınları var. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Sağlık, mutluluk herkes için. Bu rezonans meselesine lütfen aklınızda olsun. Ayrılıklar, barışmalar, şunlar bunlar hep yasa gereğidir. Onun için suçlamaktan vazgeçin kendinizi. Evet, bütün o söylediklerinizi ben de hepsini YouTube'da yayınlayacağım. Not alabilsin herkes diye, izlesin. Herkes haberdar olsun diye. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum. Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere diyorum. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın. İyi geceler. Hoşçakalın.